Söyleyeceğim, okuyacağım size. Yalandan gül. Hiç öyle yapma aşkım. Doğal ol, doğal. Güneş geliyor. Hepsini çektim. Hepsini kullanacağım bunları. Plüçilerin güzel. Çocuk ne oldu ya? Saçlarım yapıştı ya. Öncelikle ben atmış meğer. Sayende. Merhaba arkadaşlar. Direkt dalıyorum, konuşabilirsiniz. Çok doğal bir video bu. Doğal video. Seviyesizsiniz'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz. Seviyesizsiniz mi? Evet. Seviyeyi siz belirliyorsunuz. Seviye sizsiniz. İstediğiniz bu derecede konu konuşabiliriz. Her videoda bunun açıklamasını yapıyorum. Çok derin şeylerde konuşabilirsiniz. Her videoda. Kızınızın adı derin olduğu için. Ya da çok avam şeylerde konuşabilirsiniz. Ben anladım. Seviyesizsiniz derken sen hoşuna mı gidiyor? Seviye sizsiniz diyor. Ama ben anlıyorum o ne demek istediğini. Sen niye anlamıyorsun? Ben devam edelim. O zaman başlıyoruz. Burada şey giriyor, video giriyor. Onu da merak ediyorum ya. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Bugün en yakın arkadaşlarım Hikmet ve Çiler konuğum. Yes. Kendileriyle bir seviyesizsiniz çekiyoruz. Şimdi konuşacağımız konuları doğaçlama spontane yapacağız. Ama buraya da yazdık. Kendileri evliler bu arada. Kaç yıldır evlisiniz? İki. İki yıldır evliler. İki miydi? İki buçuk. Allah başlasın. Evet, Fikret'in ilgilenmediğini anladığımız üzere, anladığımız üzere 2,5 yıllık evliler. Çok uzun süredir evliyiz abi. Evet. Evet. Onun dışında bunlardan konuşabiliriz. Bu balayı muhabbetimiz var bir tane. Muhabbetimiz diyorum. Bahsedeceğim şimdi. Bahsedeceğim. Ondan bahsedebiliriz. Bu kadar. Aslıcığım, bir de sinema tiyatro falan yalnızca. Öncelikle kanal açmam hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl duygular, hissiyat içerisindesiniz? Ben inşallah çıkıyordur. Aslı çıkıyordun değil mi? Bir işe yara. Sen çıkıyorsun da Çiler çıkmıyor. Burada mı? Şuradan orada lan. Orada değil, burada. Ha, oradan orada zaten benim kameram. Zaten yukarı kamerası. Evet. Sana gülümsüyor. İlk önce şundan bahsedelim. Evet. İsim, kanalımızın isim insanı diyelim. Evet. İsim babası. İsim babası ya da isim anası değil, isim insanı. Çiler Türkmen yar başı. Evet. Düşüncelerin, duyguların. Sen ya, bunu az önce bu espri yaparak ne yaptın biliyor musun? Benim atama, dedeme, cekime, babama, kardeşime, Erzurum'dan babama, nükleer füze geliyor. Uuu. Herkese laf ettim şu an yani. Kanka istiyorsan keseriz ya. Parantez içinde kesmediler. Biz yarbaşı olmaktan her zaman gururluyuz. Eyvallah. Ben... Yok böyle güzel bir... güzel bir tınısı var ya, kulağa böyle bir hoş geliyor. Vurgulayınca bir hoş oluyor ya, o yüzden. Google'a yaz yarbaşı diye, yarbaşı sokak var. Evet. Erzurum'un Pasinler ilçesinin Yamaç Mahallesi'nin Ara Sokağı'nın ismine Yarbaşı sokak demiş. Nereden geliyor harbiden? Bak bu konuyu hiç konuşmadık. Abi Yarbaşı... Evet. Yarla başı ayırdığın zaman, şimdi yarı ayrı değerlendirip başı ayrı değerlendirmen lazım. Toplumda genel literatüre baktığın zaman başı demek, hani ne anlam ifade ettiğini, hani mahalli 100 kişiye sorsan sana hani 99'u aynı şeyi söyler yani. Hı, hı. Neyin başı diye sorarsan evet. Ya. Burası bu arada YouTube, istediğiniz gibi kısabilirsiniz. Devam et. Ama öyle değil abi. Yar, çünkü yarın birçok anlamı var. Yar da uçurumun başı abi, bu kadar. Peki Türkiye'deki en çok... De. Türkiye'de ne gerek var abi? Yar, yarın başı işte yani bu. Tamam. Şuradan yiyecek bir şey, çizgi gibi bir şey versen aslında midemiz bir çıkmak. Ha, önünden geç tamam mı? Ya ben sonradan geçireceğim. Kesmeyeceğim. Çünkü edit tam bilmiyorum daha. Sonradan Hatun. Anladım. Kapattım. Hatun kendine güveniyor demek ya. Kasmıyor, oradan geçiyor. İşte bize böyle kendine güvenli kadınlar lazım. Okay. Konu ne konuşuyorduk? Yar başından geldik buralara. En çok eş anlamlı olan kelime. Çıkmakmış. Çıkmak. Çıkmakmış. Dışarı çıkmak, bir şeyin üstüne çıkmak, birisiyle çıkmak bilmiyorum. Ben bunu bir yerde duymuştum, okumuştum ya da izlemiştim. Ya da hissetmiştim belki. Kesinlikle. Niye öyle dedin? Hep izliyorsun. Benim hep izleme bak, ben izledim, bugünlere geldim. İzleyince insanlar bir şey öğrenilemeyeceğini düşünüyorlar ama ben birçok şey öğrendim izleyerek. Ama işte televizyon izlemiyorsun ama sen. TV kanalını mesela... izlemiyorsun. Evet. YouTube izliyorsun. YouTube belgesel izliyorsun. Belgesel. İzlediğinin %20'si de izle. O önemli olan. Okusan mesela ya da geçsen %80-90'a kadar çıkarıp çıkıyoruz. Al bu da benim beyden sana. Bu arada ben de kahve için. Ya çekiyor muydu Aslı ya? Dur ben bir bakayım. Çekiyor, çekiyor. Boşuna konuşmayalım. Ya bana niye güvenmiyorsun? Evet, çekiyormuş. Bana niye güvenmiyorsun? Hem de üçümüzün de yüzü. Şey yaptım. Niye güvenmiyorsun Aslı?
çünkü değişik tecrübelerimiz var aslında. O yüzden güvenmiyorum hiç. Aslında çocuğum nasıl? Ya o... Keyif yerinde mi, sıkıntı yok? Yerinde. Gülüyor, bakıyor öyle. Evet, bu arada bebişler orada yatıyor. Bebişlerin de isim... Ben o yüzden sürekli buraya bakıyorum. İsim baba. Neyse, o konuya girmeyelim. Demek demişken sinema tiyatrodan da biraz bahsedebiliriz. Çok gidiyorduk tiyatroya. Mesela Fikret'in şöyle özellikleri vardı. Bir ara ay, çok... korktum ya. Yok, eski günler aklına geldi. Eski günler aklına geldi. Tiyatro, sinema tiyatro bayılırım abi. Bana sor. Sinema ve özellikle tiyatro. Onu niye söyledin ki? Hah, senin bilmediğin bir şey var şimdi. Kameralar karşısında konuşalım bunu. Allah Allah, hadi bakalım. Sen bu adamı, o zamanlar, evet. bu adamı nasıl tanıyorsun? Tiyatroyu da uyuyan insan olarak. Bu resmi horluyor ya, uyumak. Bir defa horladı diye atılıyorduk ama Kadıköy'lü olduğumuz için atmadılar. Sinemada da horladı. Sen böyle bir insan olarak tanıyorsun değil mi Fikret? Tiyatroda horlayan. Lan sinemada horlarsan da tiyatroda horlanır mı? Orada insanlar emek döküyor. Ter akıyor oradan. Pardon kardeşim. Yok ya, şey, genzimde et parçası var ya, ben nefes alıyorum. Zırıltılı nefes alıyorum. Uyuduğumuz anda. Sen şimdi bu adamı böyle biliyorsun değil mi? Evet. Tiyatrolarda uyuyan. Ama sen daha lisede şu anda şöyle bir şeyle didik tadında takılırken biz üniversite dedik ve Fikret her hafta sonu tiyatroya gidiyordu. Neden? Ne? Abo, bilmiyorum. Gerçekten baktım. Mi? Neden olduğunu ama anlatmayayım. Burada bitirelim bu muhabbeti bence Fikret. Bu kadardı. Öleceğimiz bir gibi devamı yok. Anladım zaten devamı. Hayır, devamı hem devamı yok hem devamın da başka bir şey de yok yani. Hani devam şöyle bir defa. Nedenmiş? İlk defa mevzisi. Tiyatroya gittik. Biz ben de ilk defa gittim. Mevzisi. Tiyatronun çıkışında sevdik işte, Kadıköy'de. O da beni buradan izliyorsa neyse, karım burada boşver. Kadıköy'de Çinli Bara gittik. Tiyatroda izlediğimiz kadınla erkekli grup var. Tamam, gidiyor. Tamam, boş ver. Kız hoparlörle geçti ya. Ben şuna şaşmıştım üniversitedeyken. Bir reklam görmüştüm. Televizyon böyle yanında kolon satılıyor. Panasonic'in. Kablo yok, kablosuz. Lan aklım çıktı. O televizyon sesini sen oradan nasıl verebiliyorsun ya? Gerçekten mi? Ses nasıl aktarılacak kablosuz? Bluetooth teknolojisi. Nasıl olacak? Telefonun icadı şu. Graham Bell telefonu icat etmiş. Aha. Yaptığı şey neymiş biliyor musun? Anladım. Dünyamızı. Çok didaktik. Şu tiyatroya geldim arkadaşlar. Ya, tiyatrodan çıktık. 5 kız 5 erkek gibi bir şeyiz. Kadıköy'de. Bir de 5 kız 5 erkek. Çinili bara oturduk. Tamam mı? Çinili bar diye bir bar hala vardır. Oturduk oraya. Bizim bir tane piç bir arkadaşımız vardı. İsim vermeyeyim. Valla ismi vereceğim o zaman, bunlar niye küfredeyim? Kim lan o diyor. Bu da böyle hep karı kız avlama peşinde. Böyle kültürleniyorum kisvesi altında tek amacı buydu. Biz de Fikret'le, Hikmet'le izledik. İzliyorsa ona selam olsun buradan. O it, o it yani. Kesin izler bunu. What is this? It is a it. Neyse. Bir 10 yıldır da görüşmüyoruz. Biz böyle şaşırdık. Adam tiyatroyu izlemiş. Böyle tiyatroda karakterleri falan tartışıyor kızlarla. Kızlar böyle ona ilgi duyuyor falan. Aman dedik, güzelmiş. Bir sonra kapta yine onlarla gittik. Yine gözlemledik. Gözlemleyip akşam eve gelip Hikmet'e not falan alıyoruz böyle. Erkek evinde. Lark içiyoruz. Kömür gibi lark içip notlar alıyoruz. Sonra bu çocuğu çağırmadan kızları alıp tiyatroya gittik. Yok artık ya. Çıkışta yine vizyonsuz da bak başka bir bara götür değil mi? Çinli bara götürüyoruz. West sigara vardı 3.5 lira. West 3.5 lira. Bir de West Ice vardı. Buzluğa koyuyordum, bok gibi oluyordu. Neyse. Hikaye vardı ya. Gerçekten mi ya? Evet. Buzluğa mı koyuyordun? Evet aslında. Hani bir Doggy'ye aşık başka bir erkek varmış ya yurtta. Oğlum onu nasıl anlatalım, sen manyak mısın ya? Her şey için Doggy'ye ayıp. Yani Doggy de isteyecek Doggy'ye. Pardon. Yani Doggy dememizi bile istemezken. Evet, istemezken sen onu aç olan erkekten bahsediyorsun. Şimdi... Yuh sana. Bunlar hep duyuldu ve kesilmeyecek. Ya böyle aklıma geldi. Bir de geçmişi kurcalama, Doggy Moggy diyorsun şimdi. Bak, sana, aynen sana patlar yani. Ben de kurum ya. Evet, asıl susturma yöntemi. Volüm 1 atla dersi izlediniz arkadaşlar, buyurun. Üçüncü gidişimizde o çocuğu çağırmadık. Gittik, nasıl saçmalıyoruz? Böyle kıza bir hayran, oradan böyle birik bir şey oldu gibi bir şeyler oldu, tam hatırlayamıyorum da. Böyle böyle tiyatro sevgisi başladı, o zamanlar hiç uyumuyordu. Ama niye uyumuyordun? Aynen, var mı? Ya Allah lillah aşkına, bir kere lillah aşkına. İşten çıktım, köpek gibi yorgunum. O zamanlar yorgunum. Kız arkadaşım olan şu anki karımı kırmak istemedim. Yani, tamam gidelim yani, hani sen istedin sen gidelim. Tamam, bir kere olur ama evet. Bu. Abi köpek gibi yorgunum, köpek. Evet. Ya işte şimdi senle biz hani mesleki mevzuları da konuşacağız. Sonraki videolarda konuşacağız ama şu an... Gözünün altı acıyor yani, ben anladım seni. Abi yani bu hani kafa yorgunluğu
Hiçbir yorgunluğa benzemez. Ne yapayım abi? Çok da sıkıcı bir, affedersin, tiyatroydu. Tiyatroyu yapan ablamızla da buradan özür diliyorum. Tek kişilik bir gösterim mi? Tek kişilik gösterim. Ben de gittim ona. Tiyatroyu öyle kapattın. Evet, evet. Tabii siz, biz o zaman tanışmıyoruz sizinle. Siz tanışmıyorsunuz. Sonra sen girdin hayatım. Bir arkadaş grubuyduk. Çok güzel eğleniyorduk falan filan. Sonra böyle toplu halde eğlenirken böyle akşamüstü gece falan bir bakıyoruz. 10 kişiyiz de 8 kişiye düşmüşüz. Hikmet Veçiler yok. Allah Allah nerede? İkinci gün öyle bir sonraki hafta arkadaş toplantısında yine yoklar. Üçüncü toplantıda bir baktım. Bu ikisi gidiyor. Bunların arkasından bir seyittim. Seyit Onbaşı gibi. Duvarın kenarına dayandım. Bir baktım. Bunlar zayır zayır öpüşüyorlar. Meğersem sevgiliymişler. Onlar da sevgili oldular. Bunu koyuyorum. Koyayım bunu. Evli barklı insansınız lan. Ona koyayım bir şey olmaz. Ama böyle bir şey olmadı işte. Aynen yani. Keşke olsaydı ya. Burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Olsaydı güzel olurdu benim açımdan ama burayı, olmadı. Burayı keseceğim. Yani. Sonra. Evet yani ben de hiç öyle kaçamak yapmadım çünkü. Yine şöyle bir heyecan şey. Heyecan olurmuş yani. Gerçeği anlıyor. Öpmeye yersen de böyle bir anda da öpüşeyle falan olup böyle. Yeni sevgili misiniz? Yeni sevgilisi falan. Dudaktan öpüşmekten Allah mi bahsediyoruz? Allah Allah. Ağza bak. Nasıl şundan bir fotoğrafımız çek ağzına tüküreyim ya. Bunu ilk defa duyuyorum bak. Ne oluyor ya falan filan. Adamın ağzının aldığı şekilde zoom yapacağım. İzleyin. Evet. Beni pek beğenmiyordun kendisi. Bir video çek, bir tane de fotoğraf çek. Tamam. Beğenmiyordum aga. İstemedi, istemiyordum yani. Ben böyle nasıl olsa dedim arkadaşımı kaybedeceğim. Deneyeyim bari. Bütün arkadaşlarımdan soğuttum, yalnız bıraktım. Valla. Herkes de böyle. Adam ilmek ilmek annelerimiz şey ya. Örgüsü gibi ördü. Sonra aldım fotoğraf çek. Tamam bir tane de video çek. Dik çek videoyu da Instagram story'e koyarsın. Evet. Sonra kusura bakma hikaye. Aslı'ya bir şey söyleyeceğim. Aslı sen biraz kilo mu almışsın? Ya aldım. Tabii ki de değil. Tamam. Pardon. Ben yanlışım. Evet. Sallana göbek değilmiş. O sallanan başka bir şeymiş. Sallanan ders koyayım. Evet. Aslı'cığım bizim çocuk ağlıyor. Bir bakar mısın? Zorla beni alıp... Tamam yeter bu kadar video. İki saat video çek. Ya bir dakika konuya nasıl buraya... Konu nasıl buraya öpüştün, geldi? Öpüştün anı anlatıyordun. Öpüştün güzel bir anı anlatıyordu. Geçti benim taşınmama. Oradan oraya gittim. Ben annemin yanına da yerleştim işte, bilmem ne. Onun eşyalarını taşıdım diye. Taşırken bir ara o arada bir şey oldu. Ay. Yakınlaşma. Ne oldu Allah aşkına? Gardırobun arkasındayım ben. Adam ilk öpüşmenizi anlatıyor sen haberin. Gardırobun arkasında Duralet vardı. Duralet, Duralet ne var? Tuvalet olmasın? Duralet. Duralet şey diyor ya. Duralet çivi, nedir diye yazın. Çiviyle çıkar. Çakıyoruz evet. Ya. Duralet'i sökerken o ara. Duralet. Ay baba ne yapıyor? Amele gibi Duralet. Abi bak amele gibi Duralet söküyorsun. Karşına böyle bir hat oluyor. Sen de düşmek istiyor. Vay be. Ve sen de ter akıyor. Ben benden ter akıyor. O gün evlenecek kadın bu dedin değil mi? O an bitti her şey. Ben dedim tamam yani. Şu an köpek. Burada Duralet önemli. Onu da unutmamış. Köpek, yavru bir köpek gibi. İç iç mübarek. Yıllardır yakandan düşmedin ya. Ay bu nasıl bir video olacak ya çok merak ediyorum. Dur sen devam normalde edin. Yavru küçük köpekler böyle diye peşinden koşar ya. Ben de aynı şekilde peşinden koşmaya başladım. Eyvallah. İlişki testi. Ay Allah'ım ya. Aklıma değil. Sonra evlendiniz. Bir geldi maalesef. Sonra ev. Kadrajdan. Aslı bir baksana kadrajdan çıkmış mıyım diye bir işe yarar. Bir şey dokunma sakın sadece bak. Dokunmuyorum. Görünüyor muyum ben? Evet dedim. Tamam. Tamamım görünüyor. Evet. Tamam devam et şimdi hayatına. Arkadaşlar burada birinci parti bitiriyoruz. Yemeğimiz geldi çünkü onları yiyeceğiz. Açız. Bir sonraki de arkadaşların evliliği ve devam eden bir balayı sürecimiz. Beraber süreceğiz. Kumamla birlikte. Kumamla yaşanacağız. Ve. Evet seviyesizsiniz. Seviyesizsiniz. Kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer yeni bir konuğumuz var. Derin Nova. Merhaba. Bum. Ay. Ay niye öyle oldu? Ayağa kalkalım o zaman. Korktu mu acaba? Korktu. Tamam geçti. Falan Çiler çok konuşmadın ya. Çiler ne konuşabilirdi acaba burada? Ben konuşacağım konuşmadı ki. Bence güzel bir video oldu ben bu arada. Tamam hadi. Harika. Bakarız sonra. Yemeğimi yiyeyim. Babası.